İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Türkiye'ye yönelik toprak iddialarının yasal dayanağı olarak Sevr Antlaşması. Artsah Eğitim ve Bilim Bakanı. Artsah'ın işgal altındaki topraklarının kültürel mirasını izlemek ve korumak için büyük çalışmalar gerçekleştirildi. Kadirov, Türk makamlarını teröristleri desteklemekle suçladı. İran Meclisi heyeti soykırım anıtı Zdenagabert'i ziyaret etti. Bilimsel kanıta göre Ermeni gen havuzu 6000 yılı aşkın süreklilik arz eden bir genetik geçmişe sahip. Hagopyan, soykırımın tanınması Ermenilerden çok Türklere yardımcı olacak. Geham Nazaryan, Junior Ermenistan'da zafer karşılığında topraklar. Batı Ermenistan'ın Türkiye'ye yönelik toprak iddialarının yasal dayanağı olarak Sevr Antlaşması adlı bu makale, Batı Ermenistan'ın Sevr Antlaşması uyarınca Birleşmiş Milletler'e üye olmasının tarihsel ve yasal bir dayanağı olup olmadığına dair bir analiz sunmaktadır. Bunun için yazar, bir yandan İtilaf Devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından imzalanan Sevr Barış Antlaşması'nı, diğer yandan aynı güçlerin imzaladığı ancak hiçbir zaman uygulanmadığı antlaşmanın tarihsel koşullarını incelemektedir. Aynı nedenle Sevr Antlaşması'na atıfta bulunan makale, Yüksek Akit taraflar tarafından imzalanan ancak hükümlerine uygun olarak yürürlüğe girmemiş olan çok taraflı antlaşmanın taraflarının yasal yükümlülüklerine ilişkin argümanlar sunmaktadır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Bu yıl içerisinde Artsakh'ın işgal altındaki topraklarının kültürel mirasını izlemek ve korumak için büyük çalışmalar yapıldı. Artsakh muhabirinin haberine göre dün gerçekleştirdiği basın toplantısında kültür alanıyla ilgili konulara değinen Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Lusine Karahanyan şunları söyledi. Kültür alanında uygulanan çeşitli programlarla Martuni, Cardar, Askeran, Askaşen ve Mardagert'teki sanat okullarına destek verildi. Farklı kültür sanat topluluklarına yapabildiğimiz kadar çeşitli eşyalar sağladık ve 2022 yılında da devam edeceğiz. Bakan Karahanyan ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti ve Yurt Dışı ile İşbirliği adlı program çerçevesinde sanat okulları öğretmenleri için eğitim kursları düzenledik. Şuşi Mıgırdıç Han Damiryan adlı devlet tiyatrosunu ayakta tutmayı başardık. Tiyatro hala gezici ve sabit bir yeri olmamasına rağmen işini sonuna kadar yapmaya devam ediyor. Müze çalışmalarının geliştirilmesi çerçevesinde de çalışmalar gerçekleştirdik, dedi. Armen Press'in haberine göre Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Türk makamlarını Rusya'da suç işleyen teröristleri desteklemekle suçladı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nı ülkeye karşı diplomatik tedbirler almaya çağırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da başvurarak karar vermesini istedi. Ya teröristleri destekleyen bir devlet statüsü alırsınız ya da arkasında güvenini değiştirmeden Rusya Federasyonu ile açık ve dürüst bir ilişkiden yana olursunuz. RIA Novosti'nin haberine göre Kadirov ayrıca Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nı Türk makamlarına karşı ihtiyatlı diplomatik tedbirler almaya da çağırdı. İran İslam Cumhuriyeti Meclisi'nin İran-Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Dostluk Grubu üyeleri, Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Ermenistan Cumhuriyeti İran Dostluk Grubu Başkanı Gevorg Papoyan ve bazı grup üyeleriyle birlikte Zdenagabert Kırlangıç Yuvası adlı Ermenilere uygulanan soykırım anıtını ziyaret etti. İranlı milletvekilleri ölümsüzlük ateşine çiçek bıraktı ve Ermenilere karşı işlenen soykırım kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Mahmud Ahmadi Bihaş şöyle konuştu. Elbette geçen yüzyılda yapılan soykırım hakkında bilgim vardı ama bu ziyaret bilgilerimin artmasına neden oldu. Özellikle insanlığın böyle davranmakla kalmayıp daha da kötüsü yaptıklarını kabul etmeyecek kadar alçak ve hayvani olabilmesi beni üzdü. Ermenilere karşı uygulanan soykırım müze enstitüsünü de ziyaret eden konuklar 20. yüzyılın ilk felaketini anlatan belgelerle tanıştı, sergileri gezdi, onur misafirleri defterine notlar yazdı.
Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nin Bilgi Analitik Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Moleküler Biyoloji Enstitüsü, Ermeni Platosu ve Antik ve Modern Balkanlardan alınan modern DNA örneklerinin tam genomlarının karşılaştırmalı bir analizini yaptı. Bu analiz, Ermenilerin tarih yazımında Ermeni halkının kökenine ilişkin baskın teorilerden biri olarak kabul edilen Balkan versiyonunu reddederek Ermenilerin Balkanların eski ve modern halkından farklı olduğunu gösterdi. Araştırma Cambridge, Kopenhag ve Tartu Üniversitelerinin yanı sıra Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi ile işbirliği içinde Ermeni gen havuzunun haritasını çıkararak Ermeni platosunda yaşayan halkın genetik sürekliliğini yeniden sağlamayı amaçlıyor. Ermeni platosundaki Ermenilerin yerli kökenini kanıtlayan bilgiler, Ermenilerin etnogenezi, Ermeni kültürü ve dilinin kökeni ve gelişimi ile ilgilenen Ermenologlar için değerli bir kaynaktır. Sofya Hagopyan, Sasun 100 Yıllık Direniş adlı kitabın yazarıdır. Sputnik Armenia Ajansı'nın Artbox programında Türkiye'de yaşayan Ermeniler üzerine çalışan Türkolog, gazeteci, araştırmacı Sofya Hagopyan, Ermeni-Türk devlet dışı ilişkilerini, Batı Ermenistan kavramını, toplumumuzda yer etmiş mitleri ve kalıp yargıları anlattı. Hagopyan'ın dediğine göre soykırımdan bu yana Hristiyan ve İslamlaşmış Ermenilerin sayısı, ikamet ettikleri yerler, farklı göç yönleri, din ve milli kimlik bilinci ve dil açısından çok az şey yapıldı ve bu konuda yapılacak çok iş var. Sofya Hagopyan'ın Sasun Dağları'nda bugüne kadar kalan Arapça, Kürtçe ve Ermenice konuşan Ermenileri, 1915'ten bu yana gösterdikleri direnişi, umudu ve yalnızlığı, modern kimlik algılarını ve modern Sasun hikayesini anlatan Sasun 100 Yıllık Direniş başlıklı kitabının yazarı olduğunu belirtmek gerekir. Milletvekili Geram Nazaryan'ın sözlerini sunuyoruz. İnsanlar mutlu, hatta heyecanlı, gözlerinde gözyaşları bile var ve kimse sormadı. Biliyorum hiçbir şeyden memnun değilim diyeceksiniz. Her şeyden kötü bir şey görüyorum ama yanılıyorsunuz. Zaferler fare kapanında değil, gerçek olduğu zaman ben seviniyorum. Gerçek zaferlerimizle mutluydum ve o yarışmada her zaman sonuncu olmamızı çok isterdim. Yeter ki çocuklar bizimle olsaydı, Şuşi bizim olsaydı, Kapan'ın ve Goris'in başında Türk olmasaydı. Saf insanlar, Şuşi bizim olsaydı kazanamaz mıydık diyecekti. Sevinin, kendini yok etme mekanizmasını açan saf ve vatansız halkım, sevinmeye devam edin. Demek ki Abgar'ım ve Haygaz'ım, Davit'im ve Gevorg'um, Şirak'ım ve Karen'im, Aram'ım ve Mıhtar'ım, küçük Azerbaycanlı şarkıcının Ermeni şarkıcıya sarılmasını engelliyordu. Vah benim saf halkım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayk topluluğu tarafından seslendirilen Handim İçin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.